Değerli dostlar, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi de özel doğrular kısmındayız. Muhtemelen doğrunun analitik kısmını da konu anlatım kısmını bu videoyla bitireceğiz arkadaşlarım. Sonra klasik soru, yeni nesil sorular çözerek işi tamamıyla bitireceğiz inşallah. İyi dinleyin, güzel öğrenin kardeşlerim. Şimdi özel doğrularımız. Bizim 4 adet özel doğrumuz var kardeşlerim. Bunların isimlerini, hallerini, hareketlerini bilirseniz işinize yararlar dostlar. Ki birincisi ve ikincisi iki kardeştir bunlar. Birincisi y eşittir x doğrusu. Denklemi bu şekilde. Y'ler x'lere eşit olacakmış. Ve bunun diğer adı birinci açıortay. ÖSYM bu ismi de kullanıyor. Y eşittir x doğrusu diyerek de yazıyor dostlarım. Sen birinci açıortay doğrusu dediğinde y eşittir x doğrusu denklemi y eşittir x olan doğru olduğunu anlayacakmışsın. Bu doğru birinci ve üçüncü bölgelerimizden geçiyor. Orijinden geçiyor dostlarım. Zaten sabit sayısı yoksa mecbur orijinden geçecek. Ve bu bölgeleri şurayı 45-45 olacak şekilde iki parçaya böldüğünden dolayı da biz buna açıortay doğrusu diyoruz dostlarım. Bu doğruların bakın y yalnız tek başınayken x'in katsayısı dediğimiz sayı eğimdi. Demek ki bu doğruların eğimleri 1 olacak. Bu doğruların üstündeki herhangi bir nokta apsisle ordinatı birbirine eşit olacak. Çünkü denklemden belli y eşittir x doğrusu. Y'ler x'lere eşit. Apsisi a ise ordinatı da a olacakmış dostlarım. Geldik y eşittir eksi x doğrusuna. Bunun da diğer adı ikinci açıortaymış. Yine bu da şuradaki orijini 45-45 olacak şekilde açıortay olarak bölüyormuş. İkinci ve dördüncü bölgelerden geçiyor. Orijinden geçiyor. Eğimleri görüyorsunuz şuradaki eksi birdir eğimleri. Ve üstlerindeki bütün noktaların apsisleriyle ordinatları birbirinin ters işaretlisi iki sayıdır dostlar. Apsisi K ise ordinatı eksiksilidir. Olayı bilin, bunu da bilin dostlarım. Geldik 3 ve 4. özel doğrularımıza. X eşittir K doğruları, Y eşittir K doğruları. Yani X eşittir bir sayı. İşte X eşittir 3 bölü 5 doğrusu, X eşittir 2 doğrusu, X eşittir eksi 7 doğrusu gibi. Herhangi bir sayı x eşittir kök 5 doğrusu gibi. Şimdi bunların da özellikleri dostlarım. Bir kere x eşittir kaç diyorsa mesela x eşittir 2 demişiz bakın. X eksenine dik olacak şekilde y eksenine paralel olacak şekilde çizdiğimiz doğrudur dostlar. İşte doğrumuz şu. Bakın bu x eşittir 2 veya x eşittir eksi 3'ü göstermişim dostum. Bakın x eksenine diktir. X'in eksi 3 olduğu yerden geçiyormuş. Y eksenine paraleldir. Zaten özellikleri de x eksenine diktirler. Y eksenine paraleldirler. Eğimlerini söyleyeceksiniz. Eğim dediğimiz şey neydi? X ekseniyle pozitif yönde yaptığı yani sağ tarafta yaptığı açının tanjant değeriydi ki bunların eğim açısı 90 derece olduğu için eğimleri tanımsızdır. Tanjant 90'dan dolayı deriz. Bunların üstlerindeki bütün noktaların apsislerini biliriz. Bakın mesela x eşittir eksi 3 doğrusu ya, apsisi kesin 3'tür. Ama ordinatı nereye geliyor? O sorudan soruya değişir. Ya da bunun apsisi eksi 3'tür ama ordinatını bilmeyiz dostlarım. Şuradaki noktanın apsisi eksi 3 ama ordinatı ne olur bilemem ki x eşittir k diye genel gösterimleri olduğu için apsisleri K'dır yani burada yazan sayıdır. Ordinatları değişkenlik gösterir. Geldik y eşittir k doğrularına. Bunlar da dostlarım bakın şekilde de gösterdik. Y eksenine dik olan doğrulardır. Yani y'nin mesela y eşittir 3 doğrusunu mu çizeceksin diyor. Y'nin tam 3 olduğu noktadan y eksenine dik olacak şekilde ya da x eksenine paralel olacak şekilde çizdiğin doğru y eşittir 3'tür diyor işte dostum. Ben bir de y eşittir eksi 3 örnek almışım. Bakın bunlar y eksenine dik, x eksenine paraleldir. X eksenini kesmediği için eğimleri sıfırdır dostlarım. Ve bunların üstündeki bütün noktaların mesela şu noktanın y'sini bilirsiniz kesinlikle 3'tür. Çünkü y eşittir 3 doğrusu üstünde ama apsisini bilmeyiz dostum. Ya da şu noktanın y'si kesinlikle 3'tür ama apsisini bilmem kardeşlerim.
Demek ki y eşittir k diye genel gösterimleri olduğu için de y'leri her zaman burada yazan sayı yani k ama apsisleri değişkenlik gösterecek diyebilirim dostlar. Evet, şimdi geldik 6. formülümüze. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülü. ÖSYM buradan soru sorabilir kardeşlerim. Sorduğu takdirde yüksek ihtimalle formülü bize sorunun başında verir ama vermeye de bilir. O yüzden biz iki türlüsüne de hazırlıklı olalım. Formülü bir duyalım, dinleyelim dostlarım. Şimdi bakın burada bir A noktası göstermişim ben. Bu A noktasının bu doğruya dik uzaklığını, uzaklığını, en kısa uzaklığını, üçü de aynı anlama geliyor dostlar. Hangisini sorarsa sorsun, hangi cümleyi kullanırsa kullansın, biz buradaki haşı bulacağız şimdi dostlarım. Olay çok basit dostlar. Hikayemiz şöyle. Formül yukarıda mutlak değer, aşağısında da karekök vardır formülümüzün dostlarım. Şimdi önce mutlak değerin içini dolduralım arkadaşlar. Ne yazacağız buraya? Mutlak değerin içine şu nokta var ya, hangi noktanın uzaklığını arıyorsanız, bu noktayı hangi doğruya uzaklığını arıyorsanız, önce o doğruda şu eşittir sıfıra kadar olan kısmında x yerine noktanın x'ini yani k'yı, y yerine noktanın y'sini yani n'yi yazıyorsunuz. A çarpı k, b çarpı n artı c şekline getirip mutlak değerin içine bunu yazıyoruz dostlarım. Mutlak değerin içine ne yazıyormuşuz? Doğrunun denklemini yazıyormuşuz bir kere. Ama nasıl yazıyormuşuz? Bu noktayı önce doğrunun içinde yerine yazıyorum. Sonra getirip burada mutlak değerin içine yazıyoruz dostlarım. Peki geldik karekökün içini doldurmaya şimdi. Karekökün içi gayet kolay. Doğru denklemindeki x'in katsayısıyla y'nin katsayısı var ya arkadaşlarım, a ile b. Bunların kareleri toplamıymış dostlar. Evet, formülümüz böyleydi. Hemen bir tane de sorumuz var. Bakın buradaki de tıpkı ÖSYM'de sorabilir böyle dedim ya arkadaşlarım. Hani başlangıçta formülü size verir. Buna göre de şu soruyu cevaplandırın dece. Böyle çıkabilir dostlarım ama böyle sormaya da bilir. Yani formülü vermeye de bilir. O yüzden biz formülü her halükarda öğreneceğiz dostlarım. Şimdi bu noktanın bu doğruya uzaklığını soruyor. Hikaye şöyleydi. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı dostlarım. Şimdi önce mutlak değerin içine ne yazacağız onu görelim. Noktayı doğru denkleminde yerine yazacaktık. Şu eşittir'e kadar olan kısmında. Sonra da getirip mutlak değerin içine yazacaktık dostum. O halde şimdi x yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 oluyor 3. Y yerine eksi 1 yazıyorsunuz. X yerine 1, y yerine eksi 1. Eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4. Bir de artı 3 var. Şimdi geldik karekökün içine. Neydi kural? Şu x'in katsayısı 3'ün karesiyle y'nin katsayısı eksi 4'ün karelerini topluyoruz dostlarım. Şimdi burası 3, 4 daha 7, 3 daha 10 yaptı. Mutlak değer dışına da 10 diye çıktı. Burası da 9, 16 ya da kısaca 3, 4'ten 5 geldiğini gördüm kardeşlerim. 10 bölü 5, 2'ymiş aralarındaki uzaklık. İkinci örneğimiz, noktanın doğrusuna uzaklığı 2 olduğuna göre k ne olabilir diye soruyor. Hemen yapalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Karekökün içine şu 3'ün ve şu eksi 4'ün karelerini topluyordum. 9 artı 16 yapar burası. Mutlak değerin içine noktayı getirip doğru denkleminde yerine yazıp onu da getirip burada yerine yazıyorduk mutlak değerin içine. Şimdi x yerine 2 yazarsam 6 olur. Y yerine k yazarsam eksi 4k olur. Bir de artı 24 var. Ve bu işte noktanın doğruya uzaklığıdır ki o da 2 birimmiş dostum. Şimdi şurası 5 yapıyor. İçler dışlar yaptığımda 2 kere 5 10 oldu. Şurası da mutlak değer içerisinde 30 eksi 4K oldu değil mi dostlarım? 24 ile 6'yı topladım. Şimdi mutlak değer bir sayıya eşitse biz nasıl çözüyorduk bunu? Bir 30 eksi 4K'yı 10'a eşitliyoruz. Bir de 30 eksi 4K'yı eksi 10'a eşitliyoruz dostum. Şimdi buradan 4K buraya, bu buraya gelirse 20 eşittir 4K, K eşittir 5 çıkar. Hangisi olabilir diye soruyor. K 5 olabilir. Bir de buradan da bulalım. Bunu buraya, bunu buraya atarsam 40 eşittir 4K, 10 eşittir K. K 10 da olabilir. Tabii ki şıklarda 5 var. İşaretledim, geçtim.
Geldik 7. formülümüze. Paralel iki doğru arası uzaklık formülü dostum. Az önceki iki nokta, şey bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülüne çok benzer bu. Neredeyse aynısı diyebilirim dostlarım. Bakın bunun da hikayesi yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök diye başlar. Hatta o kadar çok benzer ki bunun karekökünün içine de x'in katsayısıyla y'nin katsayısının kareleri toplamını yazıyoruz. Yani a kare artı b kareyi yazıyoruz. Mutlak değerin içine ise burada şu sabitler var ya c1 ile c2. Bunların farkını yazıyormuşuz dostlarım. İki doğru arasındaki uzaklığı bulurken hikaye böyleymiş. Şimdi bir kere paralel iki doğru diyoruz ya, zaten paralel olmazsa doğrular kesinlikle kesişiyorlardı kardeşlerim. Kesişen doğruların arasındaki uzaklıktan söz edersek ne olur aralarındaki uzaklık? Sıfır. Birbirlerine dokunuyorlar sonuçta, değil mi dostlarım? O yüzden paralel olmak zorundalar zaten iki doğru arası uzaklığı bulacaksam. Ama paralel olmaları yetmiyor dostlarım. Bakın burada bir şart var. Şartımız şu. Şu x de doğru denklemlerine bir baksanız arkadaşlarım. X ile y'nin katsayılarına bakın. İkisinde de a ve b. Sadece sabitler farklı. Birinde c1, birinde c2. X ve y'lerin katsayıları aynı olmalı dostlar. İki doğru arasındaki uzaklığı bulacaksanız ilk iş x ile y'nin katsayısı aynı mı diye bakacaksınız. Aynı değilse genişleterek aynı yapacaksınız dostlarım. Bakın şimdi örnek yapalım. Doğrular arası uzaklığı soruyor. Hocam x'in katsayısı 3, burada da 3. Y'nin katsayısı 4, burada da 4. Tamam, bir sıkıntı yok. Yapabilirim. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekökü yazdım. Mutlak değerin içine sabitler farkı, yani eksi 8'den 12'yi çıkartacağım. Karekökün içine ise 3 ile 4'ün karelerini alacağız dostlarım. 3'ün karesi 4'ün karesi. Burası eksi 20 yapıyor. O da dışarıya mutlak değer dışına 20 diye çıkıyor. Burası da 3, 4'ten 5. 20 bölü 5 Denizli'yi paketledim kardeş. Bakın bir soru daha. Doğrular arası uzaklık. Bak x'in katsayısına bak. X'in katsayısına bak. Aynı değil. O yüzden ilk önce aynı yapacağız. Şunu 2 ile genişletiyorum. Şöyle oluyor. 4x eksi 2'ye artı 10 eşittir 0. Bu da 4x eksi 2'ye artı 1 eşittir 0'dı zaten. Şimdi katsayılar aynı olduğu için artık iki doğru arasındaki uzaklık formülünü yapabilirim. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine sabitler farkı, yani 10'dan 1'i çıkartacağım. Karekökün içine bir 4'ün bir de eksi 2'nin karesini alacağım. 4'ün karesi 16, eksi 2'nin karesi de 4 yaptı. Burası 9 bölü kök 20. Kök 20 de 2 kök 5 yapar. Hadi gelin bunu kök 5 ile çarpalım pay ve paydayı ki genişletelim. 9 kök 5 bölü, şurası 5, 2 ile de çarptım 10. 9 kök 5 bölü 10, yani Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Hadi bir örnek daha var. Bakın burada da formülü başlangıçta vermiş. Görüyorsunuz formül burada. Hemen şurada çözmeye çalışalım. Doğruları arasına kurulabilecek en büyük alana sahip karenin bir kenarı nedir? Şimdi düşünsene elinde bir D1 doğrusu var. Bir de D2 doğrusu var dostlarım. Şimdi bunların arasına bir kare çizeceksin. Şöyle. Şuraya maksimum çizebileceğin kare sorduğu için şöyle ikisinin birer kenarları doğruların üstünde olacak kare çiziyorum. Ve bu karenin bir kenarını soruyor bana dostlar. Karenin bir kenarı dediğim şuraya H dersem, karenin bir kenarı aslında şu olmadı mı? İki doğru arasındaki uzaklığı soruyor olmadı mı arkadaşlar? O halde bize aslında bu iki doğru arasındaki uzaklığı soruyormuş diyeceğim. Ve ben tabii ki bunların arasındaki uzaklığı bulabilmem için şu x'lerin katsayıları aynı olmalıydı. O yüzden bunu 2 ile genişletiyorum. Şurada çarpalım. 6x olur. Eksi 8y olur. Artı 12 eşittir 0. Şunu da 6x eksi 8y eksi 3 eşittir 0 diye yazdım. Şimdi aralarındaki uzaklığı bulabilirim. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine 12'den sabitleri çıkartıyordum. Eksi 3'ü çıkartacağım. Buraya da 6'nın karesiyle 8'in karesi gelecekti. Şurası 15 yaptı, burası 10 yaptı dostlarım. 6, 8, 10 üçgeninden. 5'e bölersem 3, 5'e bölersem 2. 3 bölü 2'ymiş kare.
Sekizinci formülümüz, iki doğru arasındaki açının tanjantını sorarsa bize neler yapacağız? Formül şu dostlarım, iki doğru aralarındaki açının tanjantını soruyor bize. Doğruların eğimleriyle işi bitiriyoruz. Aslında şurada yazdığım formül tanjantın fark formülüdür dostlarım. Şimdi M1 dediğim, hani tanjant şöyleydi ya, tanjant A eksi B'yi şöyle yazıyorduk. Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B'ydi ya dostlarım bu ifade. Bakın bunun yazılışı. Tanjant dediğimiz şey aslında doğrunun eğimi değil miydi kardeşim? İşte eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımı. İşte oradan gelen bir formül. Bunun sayesinde biz iki doğrunun arasındaki açının tanjantını buluyormuşuz dostlar. Eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımı. Hemen bir örnek. Doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu doğrunun y eşittir kök3 ya arkadaşlarım. Eğimi x'in kat sayısıydı hatırlıyorsanız y yalnızken. Birincinin eğimi kök3. İkinci doğrunun eğimine bakalım dostlarım. Y eşittir 2 doğrusu şöyleydi değil mi? Y'nin tam 2 olduğu yerden geçen doğru. Y eşittir 2 doğrusu böyleydi. Y eksenine diktir. X'i kesmediği için eğimleri ne oluyordu bunların? 0. Şimdi hadi gelin doğrular arasındaki açının tanjantını bulalım. Eğimler farkı yani kök3 eksi 0 bölü 1 artı eğimler çarpımı 0 yaptı. Yani burası kök3 bölü 1'den kök3 geldi. Şimdi tanjant kaç kök3'tü arkadaşlarım? 60. Şimdi böyle çözebilirim bu soruyu. Ya da şöyle çözebilirsin dostum. Doğruları çizerek. Benim en sevdiğim kısım da bu. Şimdi önce y eşittir 2 doğrusunu çizeceğim. İşte şöyle bir doğru hocam. Tam y'nin 2 olduğu yerden geçen doğrudur. Sonra diğer doğruyu çizelim. Onu da şöyle mavi ile çizelim. Neymiş bu? Y eşittir kök3 x artı 1 doğrusu. Bakın bunun eğimi kök3. Tanjant kaç kök3'tü? Tanjant 60. Demek ki bunun eğim açısı 60. Eğimi 60 olan, hani doğrunun x ekseniyle yaptığı açı vardı ya, şuradaki açı. 60 derece olan bir doğru çizdim rastgele. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Çizdim bunu gitti. Bakın bana da iki doğru arasındaki şu açıyı soruyor. Z harfini gördünüz mü dostlar şuradaki? Bu da 60 geldi değil mi kardeşim? Cevabımız 60. İki doğru arasındaki dar açı 60. Geniş açıyı sorsaydı 120 tabii ki. Evet bakın yine doğruları arasındaki açının birinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bunu biz direkt şekil çizerek yapalım dostlarım. Çünkü bazen tanjanttan yaptığınızda öyle gıcık sayılar geliyor ki kardeş, bu 15-75'in tanjant değerlerini bilmeniz gerekiyor. Ya da işte 22,5-67,5'un falan. O yüzden bence en güzeli şekil çizerek çözmek. Şimdi bunun eğimini bulalım biz. M1 diyelim buna. Neydi eğim? X'in katsayısının ters işaretlisi bölü Y'nin katsayısının aynısı. Peki eksiler gitti. 2 bölü kök3 yani 1 bölü kök3 çıktı eğimi. Tanjant kaç 1 bölü kök3'tür? Tanjant 30. Demek ki bunun eğim açısı 30. Şimdi ben bir doğru çizeceğim. Eğim açısı 30 derece olan bir doğru olacak bu arkadaşlarım. Şöyle bir doğru rastgele çizdim bak. Önemli olan şuradaki eğim açısı. Nereden geçtiğini ben de bilmiyorum. Belki de şöyle gidiyor. Belki de böyle gidiyor. Şimdi bunu bulalım. Bakın bunun da eğimi x'in kat sayısının ters işaretlisi kök3, eksi kök3, y'nin kat sayısının aynısı 3. Eksi kök3 bölü 3, yani kök3 ile çarpalım her iki tarafı, kök3 ile kök3 ile çarpalım. 3 bölü, eksi tabii ki, 3 kök3 oldu, bunlar da gitti, eksi 1 bölü kök3 geldi. Bunun da tanjant 150 olduğunu biliyorum dostlarım. Hemen 150 derecelik eğim açısı 150 olan, yani x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı 150 olan bir doğru çıkartıyorum böyle. Şöyle çıkarttım. İşte şurası 150 ise burası 30. 30-30-60 şurası 120 yapar. Burası 120 ise şuraya da 60 kalır. Bakın doğruların kesişim bölgesindeki açılardan biri ya 60 ya da 120 olacak. 120 var şıklarda, işaretledim. Notlar kısmındayız dostlarım. Bir nokta bir doğrunun üstünde ise o nokta doğrunun denklemini sağlayacak kardeş. Olay bu. Şimdi bir nokta düşünün. Şöyle bir doğru. Noktada bunun üstünde A noktası 2'ye 3. Atıyorum kafadan. 2'ye 3 diye bir nokta attım. Doğrunun denklemi de 2x eksi k y artı 5 eşittir 0 gibi de bir doğru var.
Sen biliyorsan ki bu nokta bu doğrunun üstünde denklemini sağlayacak. Denklemini sağlamak ne demek hocam? Yani x yerine 2 yazacaksın, y yerine 3 yazacaksın, olayı bitireceksin. X yerine 2 yazarsak 2 kere 2 4. 3 yazarsak eksi 3k artı 5 eşittir 0. 9 eşittir 3k, k eşittir 3 geldi. Ha, güzel de sayı geldi. Ha, salladık. Böyle bulacağız dostlarım. Diğer not, bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veririz. Y'yi kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 veririz. Bu da bir tezatlık. Özellikle grafik çizim sorularında, grafik çizerken bunu kullanacaksınız dostlarım. Grafiğini çizerken doğrunun, parabolün grafiğini çizerken, yani herhangi bir şeyin grafiğini çizerken ilk önce bu işlemi yaparsınız dostlar. Hemen atalım bir tane, işte 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizeceksin. Hemen ilk iş, x'e 0 verirsin. X 0, bakın burası 0 oldu. 4y 12, y 4, y 3 geldi. Hemen demek ki şöyleymiş. Grafiğini çizerken x 0, y 3 ise y'yi 3'te kesiyor demektir bu. Sonra y'ye 0 vereceksin. X'i eksi 4 buluyorsun. Demek ki x'i de eksi 4'te kesiyormuş. İşte birleştirdiğinde al sana doğrunun grafiği çıkıyor kardeşim. Hemen örneklere bakalım. Düzlemde noktası doğrusunun üzerinde. O zaman üzerinde ise sağlayacak y yerine eksi 2, x yerine 1 yazınca sağlamak zorunda. Buradan hemen a'yı bulalım. Eksi 2 yazıyorum. 1 yazarsam eksi a, eksi 4 eşittir 0. Eksi 6 eşittir a geldi dostum. Yani doğrumun denklemi şöyleymiş. Y eksi a yerine ne yazmıştık? Eksi 6. Eksi de burada var. 6x eksi 4 eşittir 0. Y eşittir eksi 6x artı 4 olur. Eğimini soruyor bize. X'in kat sayısıydı. Y yalnız iken. Burada da diyor ki doğrularının kesim noktası bu olduğuna göre. Bakın şimdi iki doğru var. Şöyle biri D1, biri D2 olsun. Kesişiyorlar ve kesiştikleri noktayı biliyoruz biz. Eksi 1'e 2. Peki bu noktanın özelliği neydi? İkisinin ortak noktasıydı. İkisinin de üstündeydi. Demek ki ikisinin de denklemini sağlayacak arkadaş. Hemen şu doğruda, birinci doğruda x yerine eksi 1 yazıyorum. Y yerine 2 yazıp sağlatıyorum. Eksi 1'i de içeriye dağıtalım. Eksi m artı 1 artı 2n eşittir 6. Böyle bir denklem çıktı. Hatta 2n eksi m olur. 1'i de bu tarafa atarsam 6'nın yanına geldiği için 5 geldi. İşte birinci denklemi buldum. Şimdi diyeceksin ki hocam bunu da sağlayacak çünkü bunun da üstünde. Hemen x yerine eksi 1, y yerine de 2 yazıyorum dostum. Eksi 1'i içeriye dağıtırsam eksi 2m eksi 1 artı 2n eksi 2 eşittir 4. Bunu da düzenleyelim. 2n eksi 2m eksi 3 bu tarafa attım eşittir 7. İşte bu da ikinci denklemim dostlarım. Hadi gelin bunları alt alta yazalım şimdi. 2n eksi 2m eşittir 7. Şunu da getirip direkt altına yazıyorum. 2n eksi m eşittir 5. Gelin üsttekini eksiyle çarpalım. Eksi artı eksi. Toplayalım alt alta. 2n'ler gitti. Burası m. Burası da eksi 2 çıktı dostlarım. M eksi 2'ymiş. M eksi 2 ise şuraya eksi 2 yazdığımda artı 2 olur. Bu tarafa atarsam 3 kalır. 2n 3 ise n eşittir 3 bölü 2 çıkar. Şimdi bize de bunların çarpımını soruyor. Eksi 2 çarpı 3 bölü 2. 2'ler gitti. Eksi 3 geldi sorunun cevabı. Bir örnek daha varmış. Doğrusunun grafiği nedir diye soruyor. Bak grafiği nasıl çizecektik? Önce x'e 0 vereceğiz. Y'yi kestiği noktayı bulacağız. X 0 için 0 yazarsam burası 0 oldu. Artı 3y eksi 24 eşittir 0 geliyor. 3y eşittir 24. Y eşittir 8 çıkıyor. Demek ki y'yi 8 noktasında kesiyormuş. Bak bizim doğrumuz. Bak bu y'yi 12'de kesiyor. Bu değil. Y'yi eksi 8'de kesiyor. Bu da değil. Y'yi eksi 8'de kesiyor. Bu da değil.
Y'yi kesmiyor bile, değil mi? Bu Y'yi kesmeden gidiyor. Bu da değil. Y'yi 8'de kesiyor. Doğru cevap bu. Ha, iki şık olsaydı böyle Y'yi 8'de kesen, hemen bir de ne yapıyorum? Y'yi 0 verip Y 0 için X'i buluyorum. Y 0'sa X buradan 12 geliyor. X'i de 12'de keseceğini bulacaksın. Bak zaten X'i 12'de kesiyor bu da dostlarım. Evet, bakalım ne var şimdi? Klasik sorulara kadar geldik dostlar. Bunu bir sonraki videoda başlayalım buna. Burada sonlandıralım bu videomuzu. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.